Efendim merhaba, mutlu hafta sonları. Türkiye'nin birinci kanalındasınız. Takvimler 25 Şubat Cumartesi günün gündemin başlıklarıyla TRT 1 Ana Haber başlıyor efendim. Ben Işıl Açıkkar. Hoş geldiniz. Sayın seyirciler, asrın felaketinin ardından yurdun farklı noktaları sallanmaya devam ediyor. Bölgede devam eden artçıların yanı sıra Orta Anadolu'da meydana gelen depremler bölge halkını epey korkuttu. En son Niğde'de merkez üssü bor olan 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Konya, Ereğli ve Sivas Gürün'de 4,3 ve 4,7'lik depremlerle sarsıldı. Orta Anadolu ard arda meydana gelen depremlerle sallanıyor. Son depremin merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremin hemen ardından Türkiye adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bugün de Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından 7 kilometre olarak ölçüldü. Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Çevre illerden de hissedilen depremde yıkım ve can kaybı yaşanmadı. Güney tarafta mesela Suriye'ye doğru çok daha büyük bir sıkışma var. Bunların yanında Elbistan'a da 7.6 aletsel büyüklükteki depremi ilave ettiğimiz zaman bu bölgenin tamamı hareketlendi. Dolayısıyla da bu Niğde depremi, arkası bundan önceki olan Hatay, belki Adana, Kıbrıs olabilir, hiç bilemiyoruz bunları. Konya, Gürün'e kadar böyle az da hareketlenme var. 6 Şubat'tan itibaren yurdun pek çok noktasında etkili olan depremler Konya'da da hissedildi. Yaşanan deprem hareketliliği şehrin hem merkezinde hem de özellikle güneyinde yer alan ilçelerde sarsıntılara yol açtı. Merkez üssü Konya Ereğli olan 4,3 büyüklüğündeki depremse Cuma günü meydana geldi. Konya Valiliği herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi. Deprem Aksaray'da da hissedildi. Aynı gün bir deprem haberi de Sivas'ın Gürün ilçesinden geldi. Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremde 200 binanın ağır hasar gördüğü Sivas'ın Gürün ilçesi bu kez depremin merkez üstü oldu. 4,7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Bölgede 5 farklı sarsıntı daha kaydedildi. Büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezi depremler